Evet, Baygül Yaşar Bayram ile Spor Vizyon'dan hayırlı akşamlar. Biliyorsunuz program yayın konuğumuz Ejder Gümüz de genelde programlarımızı sürdürüyoruz. Onun da şahsi işlerinden dolayı bu hafta yerini alamadı. İleriki haftalarda tekrar beraber programlarımızı devam ettireceğiz. Evet, çok değerli, geçmişi sporla dolmuş, spora adamış. Benim için çok ayrı bir yeri olan efsane abim. Sporun sevilen yüzü Celal Baytekin abimiz, nam-ı değer Arap Çalal. Şu anda yayın program konuğumuz. Celal abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Evet. Öncelikle hayırlı akşamlar Mercan TV izleyicileri. Beni konuk eden Mercan TV ve Spor Vizyon yapımcısı Baygol Yaşar'a teşekkür ederim. Bizi Türkiye'nin her köşesinde izleyen Mercan TV ile izleyicilerine çok teşekkür ederiz. Güzel bir sohbet olacağını tahmin ediyorum. Baygol'un yapımcılığını üstlendiği Spor Vizyon programı takdire şayan bir program olduğu için böyle daha önce futbol oynamış, şu anda yaş itibariyle futbol oynamış insanları tek tek çağırıyor ve bizi onur ediyor. Bizi onur ettiği için de kendisine teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ediyoruz. Sizi ağırlamaktan çok mutluyum. Celal abi, çünkü sizde ne varsa var, bilgi birikim, geçmiş. Biz de o geçmişi sürekli, biliyorsun, sezon başından beri bir pandemi illetinden dolayı biliyorsun Adıyaman'ın bir takım var. 1954 Bal Ligi'nden ikinci liğe kadar süren şampiyonlukları. Kağıt'a sporumuz var, ilçe takımımız. Bir de iki tane de Bal Ligi takımlarımız var. Evet. Sürekli bunları bu masada anlattık. Birçok değerli konuklarımızı programımıza aldık. Bu hafta da böyle değişik bir program yapalım dedim. Geçmişten bugüne gelen spor konulu durumlarımızı anlatmak. İşte onun için Celal abi sizi aldık programa. Teşekkür ederim. Çünkü sizin gibi değeri ekranı başında heyecanla bekleyen çok değerli seyircilerimiz var. Biliyorsun programların da izleniyor hem ülke bazında, hem il bazında, hem de dünya bazında. Türkiye'nin her köşesinde Mercan TV'de. Evet, evet, ulusal olduğu için. Evet. Bir de ayrı bir bağlılığımız Türk sporunda, değerlere bağlı olduğumuz bir konuda olduğumuz için sürekli programımız takip ediliyor. Bundan da mutluyum. Mercan TV ulusal tek kanalımız. AGAT Başkanı Sayın İbrahim Aslan'a ve ekibine de teşekkür ediyorum. Bu 7-8 veya 9. sezonumdur. Şu anda spor programı yapıyorum. Sizin gibi değerleri de ara ara programda ağırlamaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederim. O şeref bize ait. Evet. Evet Celal abi. Günümüz sporunda yıllardır bu camianın içerisindesin. Oynadığın birçok takımları tabi birazdan anlatacaksın. Evet. O günden bugüne neler değişti sporda? Türkiye'de Adıyaman konumunda. Adıyaman'da neler değişti? Spor ne durumda şu anda? Önce şunu söyleyeyim. Mercan TV izleyicilerine. İkinci lige çıkan Adıyaman 1954 Spor'u tebrik ediyoruz. Evet. Öncelikle Adıyaman 54-0'u tebrik ediyoruz ikinci lige çıktığı için. Evet. Bütün teknik ekibine, başkanına, yönetimine ve futbolcularına teşekkür ederiz. Evet. İnşallah daha güzel yerlerde de 1954-0'u inşallah görürüz. Birinci lig, süper lig. Madem ki Adıyaman Spor'dan başladınız o zaman şu anda dediğin gibi Bal Ligi'nden üçüncü ligden de ikinci lige. Güzel bir sezon yaşadık. Evet. Bununla ilgili her sezon bir üst lig diye başkanlarımız buradan kamuoyuna bilgi veriyor. Tabii ki biz de eminiz yapacaklarından. Sizin beklentileriniz ne? Adıyaman bundan sonra Adıyaman Spor'dan başladık. Önce ondan sonra amatörlere dönelim. Evet. Evet. Adıyaman Spor'dan beklentin ne? Adıyaman Spor'dan beklentim öncelikle tesislerin yokluğundan dolayı sporcularımız çok zorluk çekiyorlar. Evet, Celal abi.
Evet Celal abi, şu anda yayınımıza çok değerli Türkiye'nin gözbebeği, efsane Beşiktaş'ın efsane oyuncusu Küçük Metin, Metin Uzun abimiz şu anda program konuğumuz. Sayın hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, selamlar, iyi yayınlar herkese. Çok teşekkür ederim hocam. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür hocam, sizler nasılsınız? Vallahi iyi diyelim, iyi olsun. Sağlık, sağlığımız yerinde, şükürler olsun. Pandemi süreci. Çok sevindim. Malum hepimiz zor günler geçiriyoruz. İnşallah evet, tez zamanda bundan kurtulur. İnşallah. Evet. Ve sağlıklı bir şekilde hayatlarımıza devam ederiz diye bekliyoruz umutlarla. İnşallah. Hocam özellikle belirtmek istediğim, Beşiktaş şampiyon oldu biliyorsun. Evet. Kısıtlı bir kadro. Ama gerçekten o zor süreçten biliyorsun sizin de takım arkadaşınız Sergen Yalçın hocam geldi. Yani takımı harmanladı. Gönderilmesi gündemde olan birçok oyuncuyu tekrardan küllerinden döndürdü. Ve o zor şartlarda bu pandemi sürecinde uzun birlik maratonu sonucunda Beşiktaş şampiyon oldu. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum Beşiktaş'ı. Aynı zamanda Türkiye Kupası'nda da Antalya Spor 2-0 yenerek müzesine götürdü. Hem lig şampiyonluğu hem Türkiye Kupası. Bu konuda önce Beşiktaş'ımızı anlatalım, sizin dönemlerinizi. Ondan sonra da biliyorsun Adıyaman Spor'umuz şu anda ikinci ligde. Evet. Kağıt Spor'un içinde. Evet, buyurun hocam Adıyaman sizden. Adıyaman Spor'umuzu tebrik etmemiz gerekiyor. Tabii. Israrla arka arkaya şampiyonluklar alarak geldi. Şimdi de ikinci lige çıktı. Adıyaman Spor'u, ailesini, ailemizi kutluyorum buradan, Adıyaman ailesini. Başkanımızı, yönetim kurulunu, sporcu kardeşlerimizi, teknik heyeti kutlamak lazım. Bu tür başarılar önemli başarılar. Kolay elde edilmeyen başarılar. Evet. Bu anlamda yürekten, canın gönlünden kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Evet hocam. Beşiktaş'la ilgili zor bir süreç. Az önce de dediğim gibi yani Covid maalesef ülkemizi çok zor bir duruma soktu. Hem ekonomi anlamında hem de sağlık adına. Kulüplerimiz bu yapının içerisinde oyuncuları antrenör etmek, onların yeniden temposunu kazandırmak gerçekten zordu. Sergen Hoca Beşiktaş'la beraber geldiğinde zaten kimsenin olmaz dediğini yaptı. Yarı sezonda geldiğinde ve takımı üçüncü yaptı. Burada sezona başlarken transferlerin geç olması Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası'ndan elenmesine neden oldu. Ama bu daha sonra yapılan transferler sezona kötü başlayan bir Beşiktaş olmasına rağmen bu süreci iyi toparladı. Takdir edersiniz ki kendi takımlarında bile oynayamayan oyuncular, işte bunlardan bir tanesi Rozier, bunlardan bir diğeri Gezal ki sakatlıktan çıktı, süre bulamadı. Abubakar'ın artık Avrupa'da da neredeyse transferi çekinilen bir oyuncuydu. Evet. Çünkü tekrar nüksedebilir mantığıyla bakılıyordu. Döndüğümüz zaman sezona kötü başlayan bir Vida vardı. Beşiktaş'ın kalesini çok genç bir kaleci kardeşimiz koruyordu. Ben kendisine son derece güveniyor ve inanıyordum. Evet. Ama bu transferlerin geç yapılması, oyuncularımızın işte süre almamaları oynadığı takımlarında, Sergen Hoca'nın bu takım içerisindeki birlikteliği koruması, takım uyumunu yaratması, bu mücadeleyi sahaya koyması, biliyorsunuz Başakşehir maçı ilk yarının çıkış noktasıydı Beşiktaş adına. Zor, kimsenin beklemediği, bu kötü başlangıçtan sonra kimsenin beklemediği Beşiktaş'ta, bu Beşiktaş takımında Sergen Hoca imkansızları yaptı ve takıma Başakşehir maçıyla beraber, Fenerbahçe maçıyla beraber, Alanya maçıyla beraber çok iyi bir çıkış yaptı. Zaten 9'da 9, 10'da 10, 10 11'de 11 gibi özel bir çıkış oldu bu. Evet. Ama yani elindeki oyuncu kadrosu gerçekten çok zor. Bir de elinde kalan oyuncular vardı. Hem bunlardan kurtulması, işte Boyd'u kiralık verdiler, Lens'i kiralık göndermek zorunda kaldılar. Roko'yu Karagümrük'e verdiler. Takımın içerisindeki performans beklediğiniz oyuncular var. Mensah transferi beklenildiği gibi olmadı. Bir türlü istenilen verimi alamadı. Adem Laiç ilk yarıda ciddi problemde, bir türlü kendisini bulamadı özel nedenlerinden dolayı. Yani takım aslında daha sonra işte Vida'nın, Josef'in, Atiba'nın
Gezal'ın ve Abubakar'ın üzerine çok yük bindi. Rozier özellikle çok iyi mücadele etti. Evet. Ve takım içerisindeki arkadaşlığın, ruhun, o kazanma arzusunun hem o sahada oyuncuların vermiş olduğu bu duruş taraftara ve camiaya da geçti. Yönetimin sağlıklı durması, biliyorsunuz futbol her anlamda, maddi anlamda sporcular için çok önemli bir alan. Evet. Burada başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin büyük fedakarlıkları da göz ardı edilemez. Tabii ki ısrarla çok büyük sıkıntılar yaşamadan oyuncuların ödemelerini zamanında yapması. Sergen Hoca'nın elini de kuvvetlendirdi. Ama Sergen Hoca'nın hep söylediği bir şey var. Eğer Beşiktaş formasını giyiyorsa, Beşiktaş takımında oynuyorsa bir oyuncu bizim için eksik söz konusu değildir. Sahaya çıkan oyuncuların ne yaptığı önemliydi. Buradaki arkadaşlık ve ruhun birleşmesi, rakiplerimizin sürekli puan kaybetmesi, camiamızda bu şampiyonluğa her geçen hafta bir adım daha yaklaştırması 5 yaş adına çok güzeldi ve iyi de oldu. Ve bunu da şampiyonlukla taşlandırması, 2 kupayla taşlandırması çok daha sevindirici oldu. Malum bütün kulüplerimizin ekonomik sıkıntıları var. Eğer kulübün ekonomik yapıları bozuk, çünkü aşırı transferler, yanlış transferler, transfer fazlalıkları kulüplerimizi zor duruma sokuyor. Bu anlamda Beşiktaş için bu şampiyonluk çok önemliydi. Bu kupalar çok önemliydi. Bunları başardıkları için başta başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'ye, daha sonra hem arkadaşım hem de hocam, gurur duyduğum insan Sergen Yalçın'a ve tüm sporcu kardeşlerimizi de yürekten kutluyorum. Bu şampiyonluklarından dolayı camiamızda da hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim hocam. Ben de kendim Galatasaraylıyım ama biliyorsun Beşiktaş efsanelerim, benim dostlarım, arkadaşlarım, sizin gibi değerler bir Beşiktaş sevdadır. Benim eşim de gerçek Beşiktaşlı. Evde zaten hiç o konuyu tartışmıyorduk. Hem Galatasaray'ın ikisinin arasında kaldık ama gerçekten tebrik ediyorum. Zor bir süreçten, zor bir sezon sonu şampiyonlukla taşlandırdığınız için. Hocam sizler ne yapıyorsunuz şu anda? Ne var ne yok? İstanbul'da havalar nasıl? Vallahi bizler ne yapıyoruz? Şu an işte yeni sezonu bekliyoruz. Oyuncu maçları takiplerini yapıyoruz. Evet. Oyuncu listelerimizi belirliyoruz. Yeni görüşmeler yapıyoruz. Bir takım anlaşmalar, görüşmeler yapmaya çalışıyoruz. Ne güzel. Malum futbolda antrenörlük de yapmak çok zor. Evet. Futbolcu olup transfer yapmak da çok zor ama işte biz de hem bir taraftan oyunculara, tüm liglerin oyuncu gruplarını takip ediyorum. Süper Lig dahil, Banka, PTT, 2. Lig, 3. Lig ve Bal Liglerinde birçok oyuncumuzu takip altına aldım. Çünkü burada bilmediğimiz oyuncuları transfer etmek çok doğru değil ama bilerek, görerek, inandığınız oyuncularla sahalarda mücadele etmek daha doğru ve daha kolay. Deneme yanılma yönteminden ziyade bildiğimiz oyuncuları, seyrettiğimiz oyuncuları alıp başarıya ulaşmak daha kolay oluyor. Bu anlamda ben kendi adıma da sürekli maçları seyredip oyuncu takibimi arttırıyorum. Aynı zamanda da işte bazı takımlarla da görüşmeler yaparak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz inşallah. Bir taraftan da üniversite spor koordinatörlüğüm vardı benim. Oradaki Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası'na bir hazırlığımız vardı. Bu pandemiden dolayı Üniversiteler Ligi de öyle yarım kaldı. Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası adına. Evet. Çünkü en büyük favori bizdik orada. Avrupa Şampiyonluğu adına ama maalesef bunlar gerçekleşmedi. Ama bu süreçte görüşmelerimiz, arayışlarımız devam ediyor diyelim. Evet. Allah kolaylık versin hocam. Şu anda da benim program konuğum Adıyaman'ın barında yetişmiş efsane bir abimiz. Namı değer Arap Celal derler. Arap Celal. Celal. Celal abimiz. Celal Baytekin. Evet. O da geçmişi değerli olan bir abimiz. O da sizi zevkle dinliyor. Hocam iyi akşamlar. Celal Bey merhaba, nasılsınız? İyi merhaba, akşamlar. Merhaba Metin Hocam, siz nasılsınız? Sağ olun, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sizleri sormalı, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Ama size bir sorum olacak. Buyurun tabii ki. Şimdi Adıyamanspor malum ikinci lige çıkmış durumda. Evet. 3 tane de Bal Ligi'nde bir de 3. Lig'de Kağıtspor'umuz var. İlçe takımımız. İlçe takımımız. Evet. Kağıtspor'umuz zaten onlar da kümede kaldılar. Evet, kümede kaldılar. Hocam bir de İmam Ağa Spor var Bal Ligi'nde. Beşli Spor var ilçe takımımız Bal Ligi'nde.
Süper, harika. Evet, şimdi sizden şu anda madem bu sene şampiyon oldunuz, Adıyamanspor'a, Kağıtaspor'a, İmamoğluspor ve Besinspor'a az bir ölçüde de olsa ne gibi bir sporcu yardımı yapabilirsiniz? Ya şöyle, sporcu yardımlarımızı her daim Yaşar abimizin üzerinden bunu çok rahat bir şekilde eyvallah, yapabiliriz. Çünkü eyvallah çok hocam. Sevdiğim, değer verdiğimiz bir kardeşimiz. Allah razı olsun hocam. Aynı şekilde. Kendisi bizim için de çok değerli bir insan. Evet, tabii ki gerek sporcu olarak gerek antrenör olarak her türlü bu saydığım Kağıtaspor olsun, Adıyamanspor olsun, diğer bal takımlarımız olsun, hepsine gönül kapımız açık. Her anlamda yardımcı olmaya sonuna kadar hazırız. Çok teşekkür ederim hocam. Yani bunun hiçbir karşılığı olmadan seve seve yapacağımı. Allah razı olsun. Eyvallah. Şüphemiz yok hocam. Hocam biliyoruz sizin karakteriniz, sizin adamlığınızı biliyoruz. Onun için seviyorum. Benim zaten arkadaşlarım, dostlarım, sizin gibi değerler hep benim özelimdir böyle. Onun Allah için, razı olsun. Aynen. Allah sizler bizim Türkiye'mizin gururu olmuş. Futbolun öncülüğünü yapmış. Yani hem karakter hem bütün alanlarda hep böyle insanı yönünüzü böyle ön planda gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Şimdiki gençlere tavsiyemiz, gençlerimizin sizin gibi değerlerin böyle geçmiş olan abilerimizin yolunda gitmesi temennimiz. Ya Allah razı olsun. Çok güzel dileklerde bulun. Çok sağ ol. O senin güzel kalbinin baktığı açı çok önemli. Allah razı olsun. Biz genel olarak toplum olarak toplumsal değerlerimizi de kaybetmiş olduğumuz bu günlerde Hepimizin bu hayatın içerisinde aslında çok önemli bir yeri var. Evet. Gerek Celal Bey'in olsun, aynen, gerek senin aynen, olsun, aynen, gerek aynen, bizlerin olsun. Spor geçmişi olan arkadaşlarımızın, dostlarımızın olsun. Nedir bu? Durduğumuz nokta, yönlendirdiğimiz insanlar, yaptığımız işteki saygınlığımız, vermiş olduğumuz mücadeleler, hangi takımın formasını giyiyorsak o takıma layık olmaya çalışmamız ve söylediğimiz sözlerin arkasında durabilmek, inandığımız değerlere saygı göstermek, bunlar bizim için, hepimiz için çok önemli. Evet. Bu anlamda hepimizin bugünlerde kaybetmiş olduğumuz bu değerleri, malum görüyoruz, herkes birbirine bir düşman gibi bakıyor. Evet. Yani evet, birçok ayrımlar yapılıyor. Hepimiz arkadaşız, hepimiz dostuz, hepimiz her şeyden önce insanız, İnsan. Allah'ın kuluyuz. Tabii. Ve biz bu kendi değerlerimizi kaybetmeden yeniden o birlikteliğimizi, birliklerimizi, mücadelemizi, birbirimize saygı duymayı, kucaklaşmayı, sevgiden öteye geçmememizi, farklı yollara düşmememizi bir gözümüzün önüne getirmemiz gerekiyor. Kaybettiğimiz değerleri yeniden yaşamak ve yaşatmak adına hepimizin ciddi sorumlulukları olduğunu düşünüyorum tabii ben. Tabii ki, tabii ki hocam. Hocam şimdi Metin hocam, bizim Adıyaman'da antrenörlük yapabilecek bazı değerlerimiz var hocam. Evet. Ama bir nebze de siz sporcu olarak harmanlayabilirsek, Adıyaman'ı da harmanlatabilirseniz, yardımcı olursanız. Seve seve. Evet. Seve, şimdi seve, o hocalarım var. Yılmaz Aslan hocam, Emin hocam, Serdar evet, hocam. Adıyaman'ın değerleri bunlar da bunlar bağrından yetişmiş. Adıyaman'ın değerleri hocam. Evet. Selamlar o zaman bizim evet, abilerimize, Ramazan Doğan hocam, Ünal hocam, kardeşlerimize. Metin hocam. Ertuğrul hocam. Hocamın da arkadaşı Ömer Ege var. Ömer Ege var. Antep Spor'dan. Mehmet Yıldırım var. Gazi Çağrı hocam var. Süper, harika. Yani bunlar her biri Adıyaman'da birer değerler hocam. Fakat biraz sporcuları diyelim sizin Beşiktaş'tan göndereceğiniz birkaç tane her dört takıma ikişer tane gönderme imkanınız olursa, harmanlayabilirsek İnşallah onunla ilgili gerçekten düşme korkumuz da olmaz. Mesela biz bu sene Kağıtaspor düşme programı problemi vardı. Hepimiz üzüldük. Evet. Adıyamanspor şampiyon oldu. Şimdi ikinci ligde ne yapacağız? Biraz destek, biraz desteğinizi bekliyoruz. Alo. Adıyaman için güzel şeyler de istiyoruz sizin için. Onu Metin hocam dedi ya, başta da dedi. Onun yani hiç şöyle, sıkıntı olmasın. Eyvallah, teşekkür ederim hocam. İnşallah çok önemli. Tabii inşallah efsane Beşiktaş'ımızın da için, yani Adıyaman çok önemli mücadeleler veriyor. Kağıtta sporumuz aynı şekilde önemli mücadeleler veriyor. Evet. Önemli bütçeler harcanıyor. Burada tabii daha ekonomik olmak çok önemli. Daha genç ve istikbal vadeden
Sporcu kardeşlerimizi yakalamak çok önemli. Bu anlamda buradaki altyapılarda bildiğimiz, tanıdığımız, yönlendirebileceğimiz oyuncuları iletişime geçerek tabii ki iletişim halinde olacağız. Zaten beraber bir Marmaris'te olacağız. Orada bir değerlendirme yaparız. Tabii ki hocalarımız, oradaki kulüp başkanımız, başkanlarımız, yöneticilerimiz, büyüklerimiz eğer bizden bir dilekleri olursa seve seve bunu yerine getireceğim ben. Kimsenin bir şüphesi olmasın. Tabii ki. Çok teşekkür biz ederim de Metin Hocam. Atlanacağız hocam. Allah nasip rica ederse ederim. Metin Hocam, Beşiktaş, siz ve Beşiktaş'ın efsanelerini sözümüz var. Adıyaman'da ağırlayacağız böyle güzel bir şekilde. Güzel bir dörtlü turnuva da olabilir. Kendi aramızda güzel bir turnuva da olabilir. Adıyaman'da İnşallah. Adıyaman'ın güzelliklerini size tanıtmak, güzelliklerini size yaşatmak bizim boynumuzun borcu olur sizin gibi değerli insanlara. En kısa sürede inşallah bu pandemi süreci nasıl işler onu bilmiyorum. Sizleri program şeyimize alır. Bir de bir program yaparız hocam böyle nostaljik. Aynen. Yaparız tabii ki. Allah razı olsun hocam. Senin olduğun her yerde varız. Çok teşekkür ederim hocam. Çok kibarsınız. Şükürler olsun. Gerek kişisel olarak gerek yani oyuncu söyleme mabadında gerek antrenör olarak her türlü desteğimizi vermeye hazırız. Allah razı olsun. Ondan yana hiçbir şüpheniz olmasın çok Allah'ın izniyle. Adıyaman'dan bir emriniz, bir isteğiniz var mı özel hocam? Ricamız olur. Vallahi. Kendi değerlerimize sahip çıkalım. Tamam. Aynen. Kulüplerimize sahip çıkalım. İçimiz, evet. içinde bulunduğumuz şu zor durumlarda futbol bizim zevkle izlediğimiz. Az önce İskenderun maçını seyrediyordum şimdi. Evet. İskenderun'la Buca'nın maçını seyrediyordum. Maç. Çok keyif alarak seyrediyordum. Evet. Yani artık futbolun dinamiklerini unutmadan, dinamik yapısını unutmadan, kadrolarımızı doğru kurarak, Adıyaman güzel bir ilimiz, güzel bir şehrimiz, birçok imkanları var. Tabii. Bunları doğru değerlendirerek daha üstlüklere, süperliklere inşallah oradan İnşallah. Daha fazla takım çıkartmak. İnşallah. Ve buradaki gençlerimize hem şehrimizin, o şehirde yaşayan gençlerimizin yolunu açmak, onlara bir yön vermek, bir yol göstermek adına hem oraya gelecek yeni nesil oyuncularında kendini geliştirecek ve aşama yapabilecek seviyelere gelebilecek gerek tesis gerek kulüp yapıları adına bunlara kendi değerlerimize sahip çıkarak yolumuzu emin ve düzgün adımlarla devam etmemiz. Sizleri de çok seviyoruz. Sağ olun, Allah değer verdiniz. Bu baş güzel programa bizleri konuk ettiniz. Allah ben razı olsun. Herkese aynı dilek ediyorum. Ve temenniyle biz de sizi seviyoruz. Diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Seni yorduk. Hakkını helal et. Çok güzel konulara her değindiniz. Daim, her daim kardeşim. İnşallah hocam 24 saat telefonunuz var. Her zaman irtibat kurur hocamdan bilgi ve birikimlerinden yararlanırız. Allah'a emanet daim. Olun. Bir emriniz isteğiniz olursa başım gözüm üstüne hocam. Çok teşekkür ediyorum. Allah hocam selamlar, çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar, selamlar, kolay Aleyküm gelsin herkese. Çok teşekkür hocam. Ederim hocam. Sağ hayırlı akşamlar. Evet, efsanemiz Beşiktaş'ın efsane oyuncusu Küçük Metin, Metin Uzun abimiz şu an program konuğumuzdu. Güzel konulara değindi. Türkiye'nin futbol yapısını, Süper Lig'in şu andaki durumunu ve Adıyaman Kağıt'ta ilçemizin amatörlerimizle ilgili Celal abiyle yaptığımız yorumdan dolayı evet. onunla ilgili bilgi birikimlerinden dolayı bize vermiş olduğu güzel konulardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Evet konumuza dönüyoruz Celal abi. Evet. Metin hocamızı aldık. Evet. İsteğimizi ilettik. İsteğimizi ilettik. İnşallah yardımcı olurlar. Bizi de sevdikleri için kırmazlar hiçbir konuda. İnşallah. Çünkü sürekli onlarla beraberim. İsteyeceğim evet. bütün Süper Lig takımlarıyla, Süper Lig oyuncularıyla. Tabii ki değerli Adıyamanlı spor kamuoyu fazla bilmez ama biz hepsiyle beraberiz. Sürekli görüşüyoruz. Bütün Süper Lig. Bilirler Baygur. Evet. Şimdi senin yaptığın program bu 9. sene galiba. Tabii evet. 9 senedir bütün Adıyaman sporunun yani spor camiasının içindeki bütün meselelere, sorunların hepsine değiniyorsun. Bak bizden dolayı Adıyaman sporu nasıl tanıyor? Tabii. Kağıthane sporu nasıl tanıyor? Tabii. Şimdi Adıyaman spor, Kağıthane spor, İmamoğlu spor, Besni Akın spor Adıyaman'ı temsil edecekler. Tabii. Bu temsiliyet nasıl olacak? Eğer güçlü bir kadron olmayacaksa aşağılara çekilirsen, düşersen sevinecek arkadaşlarımız olacak ama evet. Sevindirmemek için
düşmanı sevindirmemek için öze döneceğiz. Evet. Altyapı problemini çözeceğiz. Evet. Tesis konusuna gireceğiz. Tesisleri yapacağız. Aynen. Adıyaman çocuğun değerinden tutacağız. İnşallah Adıyaman güzel bir yerlere gelecek. Ama herkes birbirini sevecek. Aynen. Bu böyle. Ben de katılıyorum Celal abi. Kaldığımız yerden artık başlamıştın. Oradan tekrardan başlayalım. Evet. Adıyaman Spor'a hocalarımızı tanıttın. Evet. Tabii ki hepimizin ortak kanaati bu. Bugün Adıyaman'ımızın önemli hocaları var. Önemli değerleri var. İsimlerini de telaffuz ettiniz zaten. Başta dedim ya Yılmaz Aslan hocam, şimdi, Emin Alakoş. Sayın Baygur, evet. Adıyaman'da olan yani ismini sayabileceğim yani bildiğim hocalar, değerli hocalar var. Yılmaz Aslan hocam var. Evet. Emin Alakoş hocam var. Serdar hocam var. Ondan sonra Zeynel Akan hocam var. Ramazan Doğan hocam var. Ünal hocam var. Mehmet Yıldırım, Gazi Çağır, Ömer Ege. Yani bunlar... Şöyle diyelim. Eğer tabii ki başkanların programları ne gibi çalışmalar oluyor onu bilmiyoruz. Bunlar ileriki haftalarda öğreneceğiz tabii. Ama ben cesaret babında böyle bunlar hepsini bir araya getirin. Alın kardeşim ikincilikte ama sizden şampiyonluk istiyorum. Evet. Birkaç hafta böyle şeyine bakarım, takım yapısına şeyine. Tabii isteğimiz kendi değerlerimiz, kendi çocuklarımız. İnşallah her şey Adıyaman için hayırlısı olur. Şimdi Adıyaman Spor mesela başlarken lige kaç tane antrenör değiştirdi? Beş tane galiba değiştirdi. Şimdi evet. Beş tane değiştireceğine ya getir mesela Yılmaz Hoca, Emin Hoca örnekken atıyorum. Gazi Hoca'yı üç kişiyi getir. İmam Ağa Spor'a da iki kişiyi ver. Besnak'ın Spor'a iki kişiyi ver. Kahta Spor'a iki kişi ver. Mesela Ömer Ege Kahtalı ama yıllarca Adıyaman Kahtalı olduğu için Gaziantep Spor'da yıllarca üst düzeyde i̇şte futbol oynadı. İşte benim üzüldüğüm o şimdi Kahtalı mesela Kahta'da ekibini de kurabilir. Yani evet ekibini kurup Kahta Spor'un başına geçebilir. Bir denemek lazım. Yani, başarısız olacaksa da benim çocuğum başarısız olsun. Tabii aynen. Doğru. Yani diğer yabancı arkadaş tamam düşmanımız değil eyvallah. Ama benim aslan gibi hocalarım varsa önce benim hocalarıma şans verin arkadaşlar ya. Doğru söyledin. Yine bir yıllardır. Peki tesis konusu dedik yıllardır. Bu zaten evet. Konu başlığı. Tesis yoksuluyuz. Adıyaman tesis yoksulu. Ta yıllardan önce Adıyaman Spor'da bir tesis vardı. Şu anda çürümeye bırakılmış durumda. Şey. Evet. Yani yazık oluyor. Adıyaman camiasının sporuna yazık oluyor. Sanırım onunla ilgili bir çalışma var. Projelendiriyorlar ama inşallah kısa bir sürede orayı tekrardan işler hale getirecekler tahmin. Yani burada Gençlikspor İl Müdürü Fikret Keleş Müdürüm de evet Fikret Keleş Müdürüme de spordan dolayı desteklerinden evet, dolayı teşekkür ederim. Desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Adıyaman'a verdiği hizmetlerin sınırı yok herhalde. Çünkü görüyoruz üniversite stadını bile yapıp sunduğu Adıyaman Spor'a. Altınşehir stadı var. Adıyaman stadı var. Bir de Fikret Keleş Müdürüm'den şunu da istiyorum ben. Evet. Adıyaman Spor'a, Adıyaman Spor Camiası'nın güzel bir stada ihtiyacı var. Bu nerede olacağını ben bilemem ama onlar kendi yanlarında güzel bir yerde Adıyaman'ın girişi de olabilir, çıkışı da olabilir. Evet. Artık. Güzel bir yerde kendilerinin böyle talip olup hizmete sunacağı bir stad istiyoruz. Yani artık burası da yetmiyor çünkü zaten ikinci ligden sonra eğer hedeflerine doğru giderse bize tabii, yetmeyecek. Trafik sorunu olacak. 20-25 bin. Evet. Trafik sorunu olduğu için kimse gelip seyredemeyecek. İzdiham olacak, problem olacak. Bunu en güzel açık yerde, girişte bir yerde yani belediye başkanından da istiyoruz, Adıyaman valisinden de istiyoruz. Ama bu elini taşın altına öncelikle Fikret Müdürüm inşallah her şeyi yaptığı için
yaptığı gibi bunu da başaracaktır. İnşallah. Bizim buradan selam olsun Fikret Müdürü'ne. Aynen, müdürüme teşekkür ediyoruz. Evet. Biraz da kendimize dönerim ya. Evet, dönerim. Adıyaman sporumuza yeni sezonda başarılı dilerim. Kağıthane sporumuza da, öbür takımlarımıza da. Bir balliklerimize de biliyorsun federasyonun yeni almış olduğu bir karar var. Sıklaştırılmış bir lig sezonu. Bir de sezon sonu uzun bir lig maratonu. Tahmin edersem takımlarımız sıklaştırılmış bu balligine katılmayacak gibi bir görüntü var. Şeyde uzun maratonu daha güzel, daha cazip alırsa güzel olur. En azından çabuk işin şeyini çıkarmamak lazım. Kısa süreli maçlar olur mu ya? Olur bittiği yani. Gelmez. Evet. Federasyon sakatlanmalar olur, problemler olur. Tabii almış olduğu karar 4-5 maçtan sonra yani çok bence olumlu bir düşünce değil. Evet. Öyle katılıyorum. Ben ama de dediğin gibi onlar da mağduriyeti nasıl gidecekler diye bunun için çalışmalar yapıyor federasyonumuz. Evet. Evet Celal abi, geçmişte spor nasıldı? Ne gibi zorluğu, kolaylığı vardı? Biraz anlatır mısın? Geçmişle şimdiki dönem, geçmişte spor nasıl yapılırdı? Ne gibi zorlukları, kolaylıkları var? Ne gibi sevgisi, sempatisi vardı? Şimdi onunla bunu yeniyi kıyaslıyoruz. Şimdi geçmişte bizim oynadığımız yıllarda biz tabii o zaman ortaokula gidiyorduk. Ortaokula evet. Gidince herkesin bir mahallesi vardı. Herkesin mahallesinde yetenekli gençler toplanırdı. Evet. Takım kurulurdu. Tabii bunu diğer takımlarla maç yaparaktan da kendimizi geliştirirdik. Toprak sahalarda. Tabii toprak sahalarda. Fakat antrenman sistemi yok. Sistemsiz bir şekilde ısınma yapardık. Kendi bildiğimiz derecesiyle. Yani bizim... Yani sistematik bir çalışma değil. Hayır. Olağan bir çalışma. Kendi özverili çalışmalar. Evet. Kendi büyüklerimizden gördüğümüz şekilde sistematik olmasa da bize şu ana kadar bir yararı da oldu. O eforunu, gücün şeyini oradan almışsınız. Evet. O zaman toprak sahalar vardı. Şimdiki gibi çim saha yoktu. Tabii oynadığımız 16-17 yaşında minikler karması, yıldızlar karması ve o yıldızlar karmasını rahmetlik Ahmet Aydın hocamız vardı. Allah rahmet eylesin. Evet, öyle olsun. Futbola büyük emeği var. Evet. Futbola ve bize çok büyük emekleri var. Galiba o zaman da siyaset biraz daha revaçlı olduğu için bir siyasetin içinden bizi aldı, sporun içerisine koydu. İyi ki de koymuş, Allah razı olsun. Şu anda eğer ayaktaysak Ahmet Aydın hocamızın hayrı var. Acaba o olmasaydı biz şu anda nerede kötü bir durumda olabilirdik. Ama şu anda Allah razı olsun spor camiasının içerisindeyiz. Spor camiasında bulunan bütün arkadaşlarımızın hepsinin de gerçekten yüreği güzel insanlar, kalbi güzel insanlar. Tabii spor için çarptığı için başka yöne çekilmezler. Evet, aynen. Onun için hepsine teşekkür ediyorum buradan. Peki Celal abi, oynadığın takımlar hangiydi Adıyaman'da? Adıyaman'da Adıyaman Gençler Birliği Spor. O zamanın dönemin en iyi takımı. Dönemin en iyi takımı. Evet. O zaman Adıyaman Spor yoktu. Adıyaman Karması, Gençlik Spor, Özel Spor, Belediye Spor, Esen Spor ve Samsa Spor, Kağıthane Spor. Bizden büyük Gençlik Spor'da abilerimiz vardı. Rahmetli Çıta, Küçük Ahmet, işte Bilal Subatan, lakabı var, Şeytan Bilal. Evet. Çok güzel insanlar bunlar. Biz terbiyeyi, spor terbiyesini onlardan aldık. Terbiyeyi, ahlakı evet, o dönemde. Evet. Büyüklerimizden aldık. En güzel jenerasyon da bence bizim jenerasyon. Bence hocam. Evet, siz. Evet. Doğru söyledin. En güzel jenerasyon siz ve sizden öncekiler. Evet. Muhittin Tuzcugil, evet. O Çıtagil'in olduğu dönemler. Biz de aktarmaya çalıştık bizden sonrakilerine. Ama bizden sonrakilerde Yılmaz Hasan Hoca gir dönemi var. Gazi Hoca, evet. Emin Hoca. Bizler. Evet, Yaşar Bayram, Baygul Efendi, hocam. Ondan sonra da, sizden sonra da herhangi bir jenerasyon gelmedi. Şu anda mesela halı saha gibi sahalarımız var. Ayakkabılarımız çok güzel.
formalar. İmkanlar yani. Tabii imkanlar şu anda çok süper. Üst düzey. Şimdi şöyle bir şey diyeyim sana. Eskiden mesela tek Orlon bir formayla bir sezonu geçirirdik. Şu anda çok güzel kıyafet, formalar var, ayakkabılar var ama futbol yok. Var, şu anda bindirme yapılan beklerin biz 35 sene önce o bindirmeler yapardık. Mesela biz o zamanlar işte İtalya milli takımının, mesela ben nerede oynuyorum? Sağ bek. Ben sağ beke Gentile vardı. Gentile, belki evet. Bilirler. İtalya milli takımının oyuncusu Gentile. Evet. Yani hangi takım oynuyorsa ben o takımın sağ bekine bakar, ondan bir şeyler kapardım. Nasıl bindirme yapılıyor, nasıl geriye geliyor, nasıl topu atıyor. Yani gerçekten 35 sene önceki yaptığımızı şu andaki arkadaşlarımız yapıyor ama tam da yapamıyorlar yani. Dediğin gibi o şeyi bulamıyor, o evet. Gücü, eforu şeyi yapamıyorlar yani. Hayır. Şimdiki dediğin evet. Gibi. İşte o neyden kaynaklı Celal abi? Toprak sahalarda, çamur sahalarda o ağır topların biliyorsun ıslandığı evet. Zaman yani o vurduğun zaman o bazoka toplar o yani enteresan. Şimdi saha çamur olurdu, toprak sahada çamur olurdu mesela Aralık'ta, Aralık ayında. Çamur olduğu zaman biz kramponumuzun altına gres yağı sürerdi ki çamura yapışmasın. Yapışmasın, evet. Çamur olmasın ayakta. Evet, toplar, futbol topu o kadar iyi değildi, ağırlaşırdı. Gerçekten topa vurmakta bile zorluk çekerdik. Çünkü tam beslenme yetersizdi. Okula giderdik, gelirdik antrenmana. Ondan sonra cumartesi veya pazar günü maçımız olurdu. Şimdi maçta o eforu kaldırmak, o eforu sarf etmek çok zordu. Çok zor, evet. Ama şu andaki futbolcu arkadaşlarıma ben yani bilmiyorum. Şimdi her türlü imkan var. Her türlü saha, tesis, dediğin gibi hoca, eğitim, bununla ilgili çok her şeyimiz çalışılmış var. Her şey var ama yetenek yeteneksizler. Çıkmıyor. Yani evet, yetenek çıkmıyor. Şey, evet. İstediğimiz o yıldız oyuncular çıkmıyor. İşte hocam şimdi mesela Yılmaz Hoca, Emin Hoca, Gazi Hoca, Zeynal Hoca, Mehmet Yıldırım, Ramazan Hoca, Ünal Hocam, ondan sonra futbolcu çıktı mı? Yok. Yok. Adam. Bir tane sayabilir misin? Yani yok. Kesinlikle. Yok yani. Onlar da kendi yetenekleriyle çıktı. Mesela evet. Malatya'da oynadılar. Adıyamanspor'da oynadılar. Evet. Ondan sonra da futbolcu çıkmadı. Evet. Celal abi anılarından ne anlatmak istersin? Anıların da var ki senin. Evet. Bir sürü yaşamış olduğun şu anda söylemek istediğin ne var? Şu anda kamuoyu biliyorsun. Arap Celal'ın sözlerini söyleyeceği konuları dinlemekte. Biz de onu zevkle birinci ağızdan sizden öğrenelim. Söylemek istediğin güzel anıların ne var? Yaşamış olduğunuz ve şimdiki gençlerden beklentiniz. Önce bir yaşamış olduğunuz güzel anılarınızdan birkaç tane bahsederseniz. Şimdi bizim oynadığımız dönemde sahalar çamur olduğu için evde de zaten pek evet. Sıcak suyumuz olmadığı için hamama giderdik. Evet. Hamama giderdik. Belediye hamamı vardı mesela. Maçtan sonra giderdik. O sahalarda çamur sahalardan hamamlara giderdik. O hamamlarda bir saatte ancak yıkanırdık. Şimdi dediğim evet. gibi amatörde oynarken bizim profesyonel olma durumumuz da vardı. Evet. Adıyamanspor'a Nuri hocamla beraber Çelikhan'a kampa gittik. Evet. Bir anım var da, güzel bir anım var, onu anlatayım. Evet. 15 gün kampımız oldu. Kampta güzel bir 15 gün geçirdik. Tabii orada kamp bittikten sonra Adıyaman'a geldik. Çift kale maçımız var. Cumali Diş arkadaşımız var. Kaptan takımın kaptanı. Cumali hocam seyrediyorsa. Mevkilerine transferler yapılmış. Evet. Evet. Şimdi kendi mevkisinde 5 tane transfer yapılmış.
Gelen sağ bek, gelen sağ bek. Gelen sağ bek. Yani artık Cumali Hoca'nın ne hikmetse bilmiyorum. Şansını evet. zorlamak için. Evet. Saymış 6 tane. Kendisiyle beraber 6 tane. Takımında kaptanı. Takımında kaptanı. Şimdi bu başladı. Kimden başlayıp sakatlamaya? Önce birkaç kişiyi mi sakatlamış evet. ama? Gözüne beni kestirmiş herhalde. Evet. İlk çift kale maçında beni sakatladı. Evet. Dedi ki biri gitti kaldı 5 kişi. Beş, evet. Şimdi öbürlerini de ekarte edecek zaten. Evet. Beni ettikten sonra onları da ekarte edecek. Sıraya dizmiş. En tehlikeli olan benden korktuğu için önce beni götürdü. Evet. Nuri Hocam bir şey olmaz dedi. Tabii yine devam edebilirsin dedi de ama sakatlandık. Gitti yani bitti. Gitti, beni bitirdi. Futbol hayatımı bitirdi. Evet. O yüzden daima da Cumali Hocama, Cumali Kaptan'a buradan her zaman serzenişte de bulunurum. Tabii bunlar güzellikler yani. Tabii futbolun herhangi içinde bir, evet, her güzellikler. Şey olur. O da istemeyerek yaptı ama evet. Şey olarak ona denk geldi. Enstantane onun da bir gündemi oldu. Yani evet bir gündemi oldu. Evet. Onun için gerçekten zevkliydi. Biz formamız için savaşırdık. Mesela gençler birinde sarı siyahtı. Gerçekten o formayı terletmek için belki de ben işe girme konusunu forma aşkıyla bıraktım, bitirdim yani. Evet. Belki de daha güzel yerde olabilirdim. Kısmet nasip değilmiş, önemli değil. Belediye sporda oynadım. Evet. Tek sporda oynadım. En son Adıyaman Spor'a gittik, işte bizi sakatlayınca bıraktık. Şimdi Mehmet Akif Mahallesi'nde eski adıyla Karkar. Evet, Fatih Mahallesi. Fatih Mahallesi, evet. Siz o 12 Eylül İlköğretim Okulu'nda, Devrim Okulu'nda okuduk orada, o zaman evet. okuduk. Siz antrenman yaparken bizler böyle fırına veya oraya bakkala gelirken sizi gıptayla izlerdik. Sen, Hasan abim vardı, Hasan Yaşar abim. Evet, Yücel. Yücel hocam, Yücel Çaba. Mahmut Değirmen Taş. Tabii ki Yücel Çaba da bu geceki program konuğumuzdu. Çok geçmiş olsun, dişi kırıldı. Onu... bu hafta bertaraf ettik. Onun için inşallah önümüzdeki haftalarda tekrardan Celal abiyle Yücel abi ve başka konuklarımızla dahil ederek i̇nşallah. Programımıza başlar. Yücel abiye çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar çok, olsun. Çok geçmiş olsun. Evet. Altyapı ile ilgili söylemek istediğim var mı? Arkadaşlar uyarıyor beni. Tahmin edersem 2 dakika süremiz var. 2 dakika sonra da bir reklam arası verelim. Ondan evet. sonra tekrardan başlayalım. Tamam. İkinci periyoda. Evet. Evet. Dediğim gibi altyapı ile ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Yıllardır bunu burada dillendiriyoruz. Şimdi altyapı sorunu Adıyaman'da var zaten. Evet. Şimdi Adıyaman 54 spor var ama altyapısı yok. Evet. Altyapısı olmadığı için dışarıya muhtaç duruma geliyor. Evet. Şimdi Adıyaman'da da her zaman böyle futbolcular yetişmiyor. Artık pandemiden dolayı da zaten şu anda bütün takımların yükü ağırlaştı. Evet. Bir de bunun üzerine altyapıya da önem veremiyorlar. Yani altyapı yok ama altyapıya önem verecekleri zamanda da bu pandemi girdi araya. Aynen. İnşallah bekliyoruz yani bütün takımlarımızdan. En başta 54 sporundan, Adıyaman 54 sporu ve Kağıtaspor'dan, İmam Ağa Spor'dan, bir de Besin Halkın Spor'dan bekliyoruz. İnşallah. Her 4 takımımızda da güzel teknik ekipte güzel arkadaşlarımız var. Bunları yapacağından eminim. Yani bu futbol gençliğe yönelsin ya. Gençliğe yönelsin. Gençlik de kahve köşelerinde, çocuğa köşelerinde kalmasın. Evet. Kendisini futbola versin. Güzel yarınlarımız olsun. Böyle diyeyim. Buradan geri kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, sevgili spor kamuoyu, bir reklam arası vermek zorundayız. Reklamlardan sonra tekrardan bir arada olmak dileğiyle şimdiden.